Herkese merhabalar. Bu akşam yine Enes Hocam'la birlikte sosyal medya üzerinden bize gelen soruları Hal İlmi Penceresi'nde inşallah sizlere bunları cevaplamaya gayret edeceğiz Enes Hocam'la birlikte. Hocam, bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Hocam, dua ritüeliyle, enerjiyle hayatımı daha bereketli, daha maddi manevi zengin geçirebilmem mümkün mü diye bir sormuş kardeşimiz. Şimdi kardeşimiz eğer, çünkü orada enerji kelimesi de geçiyor. Duanın bir enerji olduğunu kastediyorsa dua manevi bir veya İslami bir enerjidir. Ama enerjicilerin gözünden onların ritüelleriyle yapılan şeyin adına dua diyorsa ikisi farklı. Bunları bir ayırmamız gerekiyor. Eğer burada kastı İslami olarak Allah-u Teala'nın emrettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerin içinde olan bir talepse bunun adı zaten duadır. Bu şekilde kul dua edebilir ki hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua edilmesiyle alakalı ısrarcı olunmasını tavsiye etmiştir. Duaya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir örnek vermiş ki hani kısa öz nokta atışı yapmış. Efendimiz buyurdu ki "Dua muhul ibadet." Dua ibadetin beynidir. Yani bir insanın beyni varsa konuşabiliyor, komut alıyor, komut verebiliyor. Hayatını İslami olarak bu şekilde dua ederek manevi bir enerjiyle İslamiyet'in içindeki hakikatlerin enerjilerinden bahsediyorum. Bu şekilde hayatını yapabilir, bereketlendirebilir. Yani kul dua etmesi gerekiyor, Allah-u Teala'dan talep etmesi gerekiyor, ısrarcı olması gerekiyor. Tabii yani burada şimdi kardeşimiz bu soruyu sormuş ama yani birçok alanlar açılıyor aslında. Bu sorunun birçok dalları var. Şimdi dua edip, şimdi bu kardeşimiz zaten dua ediyor. Demek ki ben bu sorudan şöyle bir şey çıkarıyorum. Hayatında bir çıkmazlar var. Zaten çıkmazlar yoksa bu soruyu sormayacak. Yani hayatını nasıl daha güzel yapabilirim? Bir yerde bir problemler var. Öyle algıladım ben. Şimdi dua nedir? Bir yakarıştır. Bir taleptir. Veya Allah-u Teala'ya inkiyattır. Öyle diyelim Arapça tabiriyle. Boyun eğmektir. Ve bunun için de kul Allah-u Teala'dan kendisi için hayırlı olacak neyse bunu talep etmesinin en doğru ismi bu şekilde talep ederse gerçek bir duaya ulaşmış olur. Yani bizim aslında çıkamadığımız alanlar şunlar. Kendi isteklerimizi Allah-u Teala'ya tırnak içinde söylüyorum dayatmaya çalışıyoruz. Yani evet isteyebilir kul bak burada hiçbir sınır yok. Ama burada Allah-u Teala'dan en hayırlısını istemediği için Rabbim bu sefer de kulun artı eksilerine bakıyor. Buna binaen de kula vermeyebilir. Yani kula nerede, ne zaman, nasıl lazımdır? En acil durumlar nelerdir? Bunları Rabbim değerlendirdiği için, buraları da biz düşünemediğimiz için ki hayatın içindeki birçok imtihanlardan dolayı o girdaplardan da çıkamadığımız için ister istemez bu şekilde bir çıkmazlar oluşuyor. Aslında dua çıkış bulamadığımız noktaların adıdır. Çıkamıyorsun ya, çıkmak için, bir çıkış bulabilmek için gerçek çıkışların sahibine müracaat etmenin adıdır dua. Peki, hani şimdi bu kadar anlattık ama bir de dua nasıl edilir? Onu da anlatmak lazım. Veya dua edenlerin duası nasıl kabul olur? Buraya da girmek istiyorum müsaadenizle. Hocam aslında burada arkadaşım biraz daha kastetmiş olduğu belki de şey şuydu. Hocam dua ritüelliğiyle diyor. Yani bazı insanlar belli bir saatte söylüyorlar şu saatte dua ederseniz kabul olur. Şu saatte böyle yaparsanız olur gibi böyle bazı kirli bilgiler de var. Doğru olanlar da var. Bu konuya da Allah razı olsun bizi aydınlatırsanız. Tamam o zaman hemen bu soruya cevap vereyim istiyorsanız. Şimdi farz namazlarından sonra Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tabiriyle duanın kabul olma vakitleri var. Özel geceler, cuma geceleri. Bunlar İslami olan, İslamiyet'in içinde olan şeyler. Bunları tabii ki bir Müslüman uyanık olması lazım. Yani oradaki Rabbimin tecellilerinin en yoğun olduğu zaman ne zamansa oraya için de vakit ayırması lazım. Eğer dediğiniz gibi ritüelden kasıt oradaki o ince noktaları yakalamaksa evet bunları yapmamız lazım zaten. Yani Müslüman zaten uyanık olması lazım. Hani tekrar döneyim konuya. Hani evet. İnşallah yeterli olmuştur kesinlikle. Bu şekilde. Şimdi dua nasıl edilir? Dua nasıl kabul olunur? Püf nokta burası. Aslında herkes bunun cevabını soruyor. Yani öyle geldi gönlüme. Şimdi sahabe-i kiramdan bir örnek vereyim. Çok daha iyi anlaşılır.
Yani ben şimdi uzun uzun konuşsam işi ehline bırakmak gerekiyor ya. Hakikatlere bakmak gerekiyor. Şimdi iki sahabe vardı. Ya Uhud ya da Bedir olması lazım bir gazve. Tam şu an aklımda değil. Abdullah İbni Cahş'la Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri. Savaş kızgın, çetin. Abdullah İbni Cahş Hazretleri diyor ki biz şöyle kenara çekilelim. O arada ben dua edeyim. Sen amin de, sen dua et, ben amin diyeyim. Burada ince bir nokta da var. Kenara çekilelim diyor. Yani işin samimiyet boyutu da var. Yani sadece bizi Allah bilsin, gerisi çok önemli değil ki. Amellerimizi gerçek görmesi gerekene göstermemiz gerekiyor. Eğer bu bir gösterişse, bu bir doğru bir gösteriş. Gösteriş yapmamamız lazım. Ama hakiki olan, mabut olan Allah-u Teala'ya bir gösteriş yapacaksak sunum, İşte sahabe-i kiram da zaten söylemiş olduğu buydu. Tekrar dönüyorum konumuza. Tabii Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri kenara çekildiler. O başladı dua etmeye. Duası şuydu. Ya Rabbi karşıma öyle şiddetli bir düşman çıkar ki savaş meydanındalar. Biraz sonra savaşa girecekler. Ben onunla savaşayım, o da benimle savaşsın. En sonunda ben onu öldüreyim ve birçok ganimetler vesaire neler varsa bunları alayım. Duası buydu. Doğru mu? Doğru tabii ki. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. En helal olan mal, katışıksız helalden bahsediyorum, ganimet malıdır. Bu cihadın içinde olan bir kısım. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum, oraya girmeyeceğim. Tabii Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri duasını yaptı. Sıra Abdullah İbni Cahş Hazretlerine geldi. O da başladı dua etmeye. Sözler şuydu. Ya Rabbi karşıma öyle şiddetli bir düşman çıkar ki ben onunla savaşayım. O da benimle savaşsın. Sonra o benim kulağımı kessin. O benim burnumu kessin. O benim dudaklarımı kessin. Yarın mahşerde de huzuruna çıkınca ya Rabbi sen bana soracaksın ya ey Abdullah İbni Cahş kulağın nerede? Burnun nerede? Dudakların nerede? Diye sorduğunda ben de sana diyeyim ki ya Rabbi وَف۪يكَ وَف۪ي رَسُولِكَ senin ve Resulünün yolunda bunları feda ettim. Şimdi dualarımız bu kadar samimi mi? Bu pencereden değerlendiriyorum. Veya dua ettiğimizdeki içtenliği yakalayabiliyor muyuz? Sahabe-i kiramın arzusuna bakar mısınız? Biri gelsin de kulağımı kessin, burnumu kessin vesaire Allah yolunda azalarım feda olsun. Yani zerrelerim kaybolsun zahiri olarak manen kaybolmaz ki. Yani şöyle örnekleri daha iyi anlaşılsın. Düşünsene bir insanın kalbinde iman var. İşte uçakla seyahat yapıyor. Bilmem kaç bin fite kadar çıkmış. Uçak düşmek üzereyken havada parçalandı. Oradaki insanın tamamı mikrolara ayrıldı. Zerrelere, tozu dumana karıştı. Zahiren böyle de hakikatte kul zaten kazandı Allah katında. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ibadetin beynidir dedi ya nokta atışı. Beyin olmadan insan zaten yok hükmünde. Sahabe-i kiram gibi, bu kullar gibi yaparsak. Şimdi bunu da söylerken yine nacizane hemen bunlara karşı da bir cevap oluşuyor ister istemez. Ama onlar peygamberdi. Ama onlar sahabe-i kiramdı. Sahabe-i kiram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız o sizi nereye götürür? Zaten hidayete ulaşmışlar. Sizi hidayete ulaştıracaklar. Hani dedik ya onlar peygamberdi, onlar sahabe-i kiramdı. Yani biz onlar gibi olamayız. Nacizane gönlüme şöyle geliyor aslında. Aynısı olamayız ama bu hakiki kulların aynası olabiliriz. Mesela aynı olmak değil mi? Yani tabii ki bütün insanları toplasanız bir peygamber etmez. Veya sahabe bütün insanları toplasanız bir sahabe etmez. Buna muttefakun aleyh, hani Arapça tabirle ittifak edilen bir konu zaten. Bunu konuşmaya gerek yok. Ama hakiki yerden beslenirsen, oradan sana bir şey yansarsa, oradan bir şey sana yansımış olacak ki, işte biz de aynı olalım, alalım, bize yansısın, bizden de başka kullara yansısın. Yani toparlayacak olursam ilk soruya cevap itibariyle, dua ederek İslami ve imani ve hakiki namına neler varsa buradaki bu enerjilerin tamamını alabiliriz. Bunu alırsa zaten insanlar işte R1, R2 enerji, enerji çakra, tarot, işte Grabovoi sayıları
ve farklı farklı birçok isimler var. Bu akımlara kapılmamış olur. Dua çok önemli bir ibadettir. Yalvarırcasına çöllerde susuz kalır ya bir insan. Talep eder suyu. Böyle dua etmek lazım. Sahabe-i İkram'ın bu kıssasını unutmayalım. Dua müminin silahıdır diyoruz Yarım Hocam. Evet. Hocam bir kardeşimiz yine bu sorunun devamında aslında biz nasıl düşünürsek, neyi konuşursak gerçekten hayatımız öyle mi olur diye bir soru sormuş. Aslında burada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin de bir sözü var. İnşallah siz onu söyledikten sonra ben onu eklemek istiyorum. Hatta baştan ekleyeyim şöyle hocam. Evet. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminden sayısız ihtimal olur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlere o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır demiş Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Şimdi sorduğunuz bu soruya da şöyle cevap vermek istiyorum. Evet, bu kardeşimiz nokta atışı bir tespit yapmış aslında. Güzel bir soru. Kullar olumlu olarak neler düşünürse bir bulut olarak üzerlerine çıkıyor. Tekrar o şekilde yağıyor. Yani yapılan ibadetlerden bahsediyorum. En başında iman gelir, sonra salih amel gelir. Onun üzerine kullar gayret eder. Derecelerine göre üzerlerine hakiki yağmurlar yağar. Ve kendilerine bir toprak olduğunu düşünelim. Oradan güzel nebatatlar, yeşillikler, bir eser ortaya çıkmış olur. Olumsuz olarak beladır, bedduadır, lanettir, gıybettir, dedikodudur, iftiradır veya ağza alınmayacak kabih, çirkin, kötü sözler ki zaten Müslümana yakışmaz, olmaması gerekiyor. Bunları kullandığında da adeta hani böyle bir kara duman düşünün. Onlar böyle yine bir bulut olarak çıkıyor. Tekrar kulun üzerine yağıyor. Yani olumsuz cümleleri hayatımızda çok yani mümkün mertebe azaltmamız gerekiyor. Hani daha önceki sohbetlerde de ya yapamıyorum, edemiyorum, alamadım, edemedim bunlar hep olumsuz cümleler. Yani bunların karşılığında inşallah yapacağım, inşallah gayret ediyorum, niyet ettim yapmak için gibi daha güzel İslami olarak yine enerjimizi yükseltecek kelimeleri seçer ve onları deklare edersek bu zaten otomatikmen kul kendi kendinin psikolojisini düzeltmiş oluyor. Yani herkes psikoloğa gidiyor ya, aslında her insanın kendi psikoloğu, her insanın kendisidir psikolog. Kendi kendisini tedavi edebilir güzel sözlerle. Tabii şu da yanlış anlaşılmasın, sadece güzel kelimeler kullanalım. Hayır, burada kastımız amentü kabul edecek, Allah-u Teala'nın emirlerini kabul edecek, şartlar yerinde olacak. Bunların üzerine inşa ettiğinde bu şekilde olumlu düşündüğümüz şeyler bizim hayatımıza, sadece bizim hayatımıza değil, kulların hayatına, evindeyse ailesine veya işte akrabalarına karşı bu şekilde kul bunun için gayret ediyorsa akrabalarına, bulunduğu semte, bulunduğu mahalleye, ilçeye, ile, ülkeye, kıtalara, alemlere kadar bu şekilde olumlu bir düşünce gönderebilir. Tabii evrene pozitif düşünce falan gönder olayı var ya, yani bizim anlattığımız bu değil yine. Evet. Aslında evren diye bir kaide asli olarak yok. Allah var her yerde. Celle Celaluhu. Yani yine iblis orada da görevini yapmış. Allah-u Teala'nın ismini devreden çıkararak evreni oraya yerleştirmiş. Kullar işte evrene pozitif düşünce gönderecek de oradan da evren cevap verecek. İşte Ahmet bana bir şey söyledi. Tekrar oradan gelen atılan e-mail'e tekrar bir cevap verecek. Tabii bu iblisin kurmuş olduğu bir tezgah gibi. Allah razı olsun Enes Hocam, çok güzel konuya detaylı bir şekilde girdin. Burada şöyle bir durum var. Geçenlerde bir kardeşimiz geldi. Kendisinin bir sıkıntısıyla alakalı dua etmemize hep beraber, kendisiyle birlikte beraber bir dua yaptık. Fakat o arada bir istihare yaptım. O istihare de sonucunda da şöyle bir biri geldi. Yani Yüce Radan'ın azametini düşünerek dua et. Yani onun büyüklüğüne yaraşır şekilde bir dua et. Yani okyanustan kum tanesi isteme diye böyle bir istihare geldi. Bununla ilgili de Halil Mi penceresinden bu konuya da bir değinirseniz. Yani kullar dua ederken Yüce Yaradan'ın büyüklüğünü ve azametini düşünerek nasıl dua etmesi gerekiyor? Allah razı olsun. Şimdi kullar birincisi Allah-u Teala'yı biz göremeyiz. Azametini nasıl düşünebilirsin? Yani onun tecellileriyle görebilirsin ancak. Örnek veriyorum, göklere baktığında Allah-u Teala'nın azametini görebilir. Veya yıldızlara baktığında, güneşe baktığında, bunların veya galaksilere baktığında, alemlerdeki bu düzeni, intizama baktığında
Allah Teala'nın azametini, ya subhanallah, örnek veriyorum, bir bina inşa edeceksiniz, kolonları olmadan ne yapamıyorsunuz? Onu yükseltemiyorsunuz. Ama göklere baktığınızda onlarda herhangi bir direk yok. Azametse bu şekilde Allah Teala'nın azametini kul düşünebilir. Bu zaten aynı zamanda tefekküre de girmiş oluyor. Çünkü söylenen Mehmet abimizin söylemiş olduğu bu soruya Hazreti Kur'an'dan da desteklemek istiyorum bunu. Rabbim buyuruyor ki Estağfirullah inne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ve'n nahari la ayatin li ulil albab. Yani yerlerin ve göklerin yaratılışını, gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde li ulil albab, akıl sahipleri için ibretler vardır. Zaten ibret alıyorsa kul eşittir Allah Teala'nın azametini ve tecellilerini görüyordur. Tabii bu sadece birkaç anlatım. Bir insan insana bakarak da Allah Teala'nın azametini görebilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Ben bir şey anlatıyorum. Eğer ciddi bir konuysa bir anda insan ciddileşebiliyor. Nasıl komut alıyor? Veya biraz daha esprili bir şey anlatıyorsam kul hemen tepki veriyor da. Veya söylediğimde bunu nereden işitiyor? Hafızaya nereden aldı? Bunu ne zaman düşündü? Ne zaman cevapladı? Gibi bütün alanlarda bakarsak, zerrelerde, hayatın bütün eksenlerinde Allah Teala'nın tecellileri ve azameti vardır. Azamet ve ululuk sahibi diyoruz ya, zaten Allah Azimuşan'dır. Kısaca böyle değerlendirilebilir. Şimdi bir kardeşimiz sormuş, Bitcoin'i kim icat etti ve neden parlatıldı diye sormuş. Hani demiş ya, bize böyle sorularla gelin. Bize böyle güncel hayata yön verecek ümmetin Allah Teala'nın sevmediği mecralara yöneldiği an itibariyle onlara bir sunum yapmanın adıdır zaten. Bu soruyu kim söylemişse Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ilk önce. Şimdi Bitcoin derken hemen konuyu biraz geriden alıp şöyle başlayalım. Şimdi sanal evren ve sanal para, ikisini öyle düşünelim. Metaverse'ü düşünün. Bizim için gerçek yaşama yeri neresi? Cennet hayatı, değil mi? Burada sanal bir hayat oluşturdular mı? Metaverse platformunu kurarak bunu yerleştirdiler. Tabii dikkat ederseniz hepsi sanal. Niye? Çünkü hakikisini yapamazlar. Çünkü hakikatini yapabilmeleri için, tırnak içinde, hani ilah olamayacaklar için yapamayacaklar. İblis yine burada görevini yapmış. Sanal bir evren, sanal bir hayat, görünüşte cennet. Her istediğini yapabiliyorsun. Affedersiniz ama bugün insanlar zina yapabilmek için belki arabasını atlayıp gidecek, parasını verecek. Bu platformlarda artık bu işler daha kolay. Kullara elbiseler titreşim verdirerek oradan, tabii orada yapması sınırsız özgürlük var ya aslında. Her şey sanal olduğu için oturduğu yerden istediği kadar özgürleşecek kul, ama şeytani olarak. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Burada biraz konu dağılıyor gibi oluyor ama mecbur hepsine girmem gerekiyor. Şimdi açalım biraz konuyu, iyi olur. Konular açılmadan zaten anlaşılmıyor. Şimdi sanal evren dedik ya, orası onlara göre bir cennet. Ama dışarıdan bakıldığında, hakikate göre bakıldığında orası bir cehennem. Yani deccaliyetin ayak sesleri desek daha iyi olur, daha iyi oturmuş olur. Tekrar Bitcoin'e dönüm, hemen buradan giriş yaptım bilerek. Bitcoin de sanal bir para. Aynı zamanda şimdi burada dikkat ederseniz, mesela Elon Musk'tan örnek verelim. Coinlerin kendine göre kantonları var, kısımları var. Sonunda coin varsa çok da önemli değil yani. Zaten hepsi birbirinin coincikleri diyelim. Öyle olsun. Burada bir tweet atarak, bakın kulları saptırmanın birçok doneleri var. Ki şu an teknoloji zamanındayız. Bir tweet atarak milyonlarca insanları harekete geçirebiliyor. Bir anda oradaki piyasayı yükseltebiliyorlar, düşürebiliyorlar ve eşittir kulları bu şekilde de kontrol altına almaya çalışıyorlar. Zaten bu sistem İslami olarak uygun değil. Birincisi bu. Zaten hal penceresinden de bunun asla tasvip edilmiyor. Bunun da altını çizelim. Niye bu kadar anlatıyoruz? Detaylarını bilsin kardeşlerimiz diye. Tavsiye edilen bir şey değil. Şimdi burada bu Bitcoin, bu masayı kim kurduysa, masayı her zaman kuran kazanır tabiri var ya. Şimdi zahire göre baktığımızda işte insan familyasından veya işte biraz daha geriye gidelim, cinlilerden bilgi alarak vesaire buralarda bu oluşumları yapıyorlar. Sonuçta teknoloji transferi de var. Oradan bilgileri vererek. Burada masayı kim kurdu? En önemlisi bu. Bize hep ana temel lazım ya.
temelden bahsetmiyorum veya temel dursundan. Ana temelden bahsediyorum. Ana temeli de şu. İblis bu masayı kurduysa bu masanın kazananı kim olacak? Eşittir kendisi olmuş olacak. Bunlar kendilerine göre kazanmış olacaklar tabii. Aynı zamanda buradaki insanları da bu şekilde saptırarak bakın hedef hiç değişmiyor. Hedef hep Adem ve neslinden gelenlerin imanı değil mi? Bugün Bitcoin olmuş işte biraz daha önceye gidelim Metaverse olmuş. Yarın teknoloji daha çok ilerleyecek farklı farklı mecralar çıkacak veya farklı farklı platformlar oluşturarak kulların imanını alacaklar ya çok da önemli değil yani ismi değişmiş, platform değişmiş hiç önemli değil. Burada en önemli kısım iblis için davasını işte onlardan üstünüm mü gösterebilmek için zaten bunu yapıyor. Bir de buralardan biz nasıl sıyrılabiliriz? Burası çok önemli. Zaten bu illetin işine girdiyse bir, hani Mustafa hocamız her zaman bir şey söylüyor ya, bu zamanda da köle azat edebilirsiniz ya. Evet bir adamın işte bankaya borcu varsa, faize bulaşmışsa, tefeciye bulaşmışsa Allah rızası için yardımcı ol. Veya bunu sadece maddi olarak da düşünmemek lazım. Bir kulun bir problemi varsa adam ona esir olmuştur, köle olmuştur, azat edebilme potansiyelim var. Bir, burada bizim bu Bitcoin ve coincikler ve sistemin içinde neler varsa bunlardan sıyrılabilmek için ilk önce kendimizi azat edeceğiz. Şimdi ben hür değilsem o zaman başkalarının hür olması adına zaten herhangi bir çalışma yapamayacağım ki. Bir, eğer bu sistemin içine girdiysem ve elimde de gayret etmem gereken doneler varsa yapabildiğim kadar. Evet belki sisteme tamamen müdahale edemiyorsun ama yapman gerekenler de var ya bunları nasıl yapabilirsin? İlk önce benim azat olmam lazım. Bir, köle azat etmek isteyen ilk önce kendisini azat edecek. İki, kendisi azat olduktan sonra, hürleştikten sonra başka kullar eğer Bitcoin ve bunun gibi başka mecralarda kimlere, nerelere, saplantılara bulaşmışlarsa buradaki bu köleleri tırnak içinde söylüyorum. Bu sisteme kurban olmuş olanları azat etmekle kul gayret etmesi gerekir. Bir de Bitcoin'de şöyle bir şey var aslında. Helal kazancın önünü kesmek istiyorlar. Bakın alın teriyle gayret edecek ki kul. Helal kazancın önüne sekteler vurabilmek için buradaki bu sistemi de Bitcoin'leri ve coincikleri de ara devreye alarak helal kazancın önüne geçmeye çalışıyorlar. İki, hani Davud Aleyhisselam bile elinin emeği neyse onu yiyordu sadece. Alın teri döküyordu, gayret ediyordu. Dikkat ederseniz her peygamberin bir mesleği var. İşte marangoz olan var vesaire demirle Davud Aleyhisselam demirle alakalı uğraşmış. Birçok peygamberlerin veya İdris Aleyhisselam'ın işte terzilikle veya işte kumaşlarla veya pamuklarla birçok Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu yetkiler var. Yani her peygamberin bir mesleği var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eşittir. Burada da bu sisteme dahil olan kardeşlerimiz ki görüyoruz çevremizde siz de görüyorsunuz 13, 14, 15 yaşında kardeşlerimiz daha hani damağı temiz diyoruz ya. Yani, daha hayatın içine daha yeni atılmış. Borç alarak veya birçok farkında olmadan yanlış işlere girerek o parayı temin ederek bu sistemin içine dahil olup emek ve helal kazanç olmadan para kazanmaya çalışıyorlar. İşte zaten iblisin de istediği bu değil mi? Haram gelince zaten imanında ve mikrolarında, hücrelerinde, bedeninde yediğimiz, içtiğimiz, konuştuklarımız hepsi bir faktör ya. Burada da ne olacak? Kullar bunlardan etkilenmiş olmayacak mı? Etkilenmiş olacak. Eşittir iblisin de yine hamlesi neresi? İmanına sekteyi vurdu mu böylece? Yine vurdu. Peki aynı zamanda burada israfın önü de açılmış oluyor Bitcoin'den dolayı. Peki diyeceksiniz ki israf ne alaka? Şöyle düşünün. Kul hayatını, vaktini, bütün tamamını, gecesini, gündüzünü acaba çıktı mı, indi mi, çıktı mı, indi mi bu mecrada geçirdiği için müsrif konumuna düşmüş oluyor. Hazreti Kur'an ifadesi şu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah Teala israf edenleri sevmez. Hayatını zaten israf eden bir kişi birçok şeyleri israf etmiş olacak ya. Çünkü bize verilen yaşantı ve verilenlerin tamamını için israf etmemek üzere kullanmamız gerekmiyor mu bunları? Evet bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Hayatımız israf olması ne demek? Amellerimiz, yaşantımız, imanımız ve kullara, çevreye, topluma birçok katkı sağlamamız gerekiyor ya. Hayatımızı bütün eksenlerinde israfa uğrayınca yine kim kazandı? Bak sadece Bitcoin üzerinden konuşuyorum bunu. Diğer alanları bir araya getirdiğimizde kulların bugünkü problemleri daha iyi anlamış oluruz. Yani bir de şöyle düşünün. Aileleri paramparça hale getiriyor.
intihar edenleri görüyoruz. Nacizane işte TV'den takip ediyoruz veya sosyal medyadan takip ediyoruz. Aileler paramparça. Zaten İslam'ın yayılmasının ana temeli nereden başlıyor? Bakın Hazreti Kur'an ifadeleriyle birleştirerek anlatmak istiyorum. Bir, Rabbimiz diyor ki قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Bir, demek ki kul ilk önce kendi üzerine çalışacak. Bende bir ışık varsa başkasına ışık verebilirim ya. Sonra ailesiyle alakalı ki işte Bitcoin'den dolayı aileler paramparça intihar ediyor veya işte travmalar geçiriyorlar. Paramparça ve hayatın bütün eksenlerinde kaybetmiş. Çocuklar orada yetim kalmış. Yarın öbür gün o yaptığı hatalardan dolayı iblisin de amacı bu ya. Bir kurşunla aslında tabiri caizse hani şey gibi düşünün. Bazı mermiler vardır ya önüne 5-6 tane set koyarsınız hepsini delip geçiyor. İblisin de ana temeli ve hedefi böyle olduğu için bir hamleyle adeta domino taşları gibi dokunduğunda tamamını hepsini yıkmış oluyor. İşte aile dedik ya bir de kulun burada sosyal olmayla alakalı hayatını bitiriyor. Ya 24 saat telefon elinde. Hani hayırlı bir şey için kullanabiliriz. Hayır, teknolojiye asla karşı değiliz. Bunun altını çizmek istiyorum. Müslüman teknolojiyi kullanacak. Bak Müslümandan bahsediyorum. Niye? Ümmete bir hizmet sunabilmek için bunun tamamını kullanabiliriz. Hatta kardeşlerime özellikle bizi dinleyen kardeşlerime Allah rızası için eğer iyi işler için bunları kullanıyorsanız bütün platformlarda olmanız gerekiyor. Müslümansak. Evinizde sadece namaz kılıyorsunuz, zikir yapıyorsunuz, ibadet yapıyorsunuz. Anladık. Bunlar çok kıymetli. Bunları kabul ediyoruz. Ama yetmiyor ki. Sende kaldı bu. Bu da seni zehirleyecek. İlim şudur. Alıp yaşamak ve taşımak, alıp yaşamak ve taşımak olmadığı sürece ilim kişiyi zehirler. Bunun 2-2-4 eder. Ha, üzerinde bir şey konuşmaya gerek yok. Alıp satmıyorsan. Ya düşünebiliyorum. Bir manavın tezgahında çok güzel ürünler var. Adam onu devamlı satıyor. Kapatsın dükkanı bir ay boyunca. Nasıl olsa ürünün var desin. Bir ay sonra gel bak bakalım tezgahına. Hepsi kurtlanmıyor mu? Hepsi bu sefer çevreye de zarar veriyor. Müslüman da böyle. Yaşamaz ve taşımazsa hani su gibi olması gerekiyor ya. Evet. Su gibi olmadığında bakın şuraya şu an burada bir bardak su var. Böyle ki zemzem suyu. 3 ay burada dursun. 3 ay sonra gelin bakın. Altında yosunlar. İçi dibi vesaire kokmaya başlayacak. Ve sonra başkalarına da o kokudan dolayı zarar verecek. İşte taşımadığımız için bunlardan da dolayı birçok. Tekrar konumuza dönelim. Biraz böyle dağılmış gibi oluyor ama. Bir ne dedik? Aileleri parçalıyor. Ku enfusekum dedik. Peki aileler parçalanınca bunların illaki akrabaları vardır değil mi? Hazreti Kur'an'da Allah Teala işte hep ayetleri karşımıza çıkarıyor. İkinci nokta atışı şu. Ve endir ashiretekel akrabin. Habibim yakın akrabalarını korkut. Kul zaten kendini toparlayamadı, ailesini de toparlayamadı. Eşittir akrabalarına da faydalı olamadı. Demek ki bir kul ilk önce kendinden, ailesinden, sonra akrabalarından sorumlu. Peki üçüncü basamak ne? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder ve kötülükten nehyedersiniz ve tu'minuna billah. Ve Allah'a da iman edersiniz. Bakın o zaman 3 saç ayağı oluştu burada. 1. Kendisi, sonra ailesi, hatta 4 saç ayağı. Ondan sonra akrabaları, sonra bütün ümmet. Hazreti Kur'an ifadesi bu. Yani bir insanın bozulması, alemlerin bozulmasına denk geliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İblisin hamlesi, bütün kullar diyorum ya, bir domino taşıyla orada olan bütün kantonların hepsini bu şekilde yıkmış oluyor. Bir de aslında bu Bitcoin ve coincikler öyle söyleyelim. Kara para aklama ile alakalı kullanılan bir sistem. Yeryüzünde ve dünyada hani karşılıksız 3-5 ailenin de diyoruz ya dünyayı tırnak içinde kullar çerçevesinde yönetiyorlar. Kara parayı nasıl aklayacaklar? İşte buradan bu şekilde bir oluşum yaparak oradaki o paranın da aklanabilmesi için kulları da buna dahil ederek yani bizi dinleyen kardeşlerimiz affetsin. Biraz amiyane tabir olacak ama aslında bu sistemin adı hani keriz sirkeleme operasyonudur. Kulları indirerek, çıkararak hem olan kazançlarının tamamını da alarak yani her zaman dedik ya masayı kim kurdu? İblis kurdu. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sistemi kim kurduysa sistem kazanacaktır. Onlar bunun üzerine kurduysa bu sistemi onlar kazanacak. Yani siz şöyle düşünüyorsanız veya bizler
Ya ne güzel işte bize para kazandırıyorlar. Hayır, sistem her zaman kendisi para kazanmak üzere kurulmuştur sistem. O zaman bu mefhumu buradan çıkarmamız lazım. Peki ne yapabilirsin? Yani bunları kullanmayalım da elhamdülillah Müslümanız. İman ettik ya. Kardeşim gerçek ana para nedir? Altın ve gümüştür. Bunlarla alakalı sen bunlarla kendine göre bir yatırım oluşturabilir misin? Helal kazançtan, helal çalışarak, emek hakkını vererek bunlarla alakalı bir gayretin içine girebilirsin. Bunu kastetmiyorum burada ben. Bir de şu var. Bitcoin'in ve coinciklerin ana temeli ne? Bir, sadaka kültürünü bitirmesi. Niye? Örnek veriyorum. Şimdi şunu diyebilir kardeşlerimiz. Ama canım hani buradan zaten telefondan EFT gönderebiliyoruz. Anladım da herkes coin kullanmıyor ki. Buradaki bu aplikasyonu indirip ve neyse artık onun ismi bilmiyorum şu anda. Herkes bunu kullanmıyor ki. Düşünsene acil birinin ihtiyacı var. Veya bir fakir gördün ya vermen gerekiyor. Bir şekilde ulaştırman gerekiyor. ATM'e gidip çekeceksin ama yok böyle bir imkanın yok. Bir, sadaka veremiyorsun. İki, başka borç kültürünü de bitirmiş oluyorlar. Niye? Borç vermeyince adam nereye gidecek? Ya tefeciye gidecek ya da faize gidecek. Eşittir sistemin içinde birçok sistemler var. Yine buralara da müdahale ederek borç tam bahsettik ya. Hazreti Kur'an ifadesi şu. Yukridullaha kardan hasene. Allah'a kim güzel bir borç verebilir? Rabbim diyor ki bana borç verin. Aslında borç vermek de Rabbimin ihtiyacı olduğu için değil. Rabbim diyor ki kullarım bana borç verirseniz tırnak içinde ben onları muhafaza ederim. Sizin ihtiyacınız olan neyse bir de üzerine ben bir de samimiyle yaptıysanız bunu onu ben işlerim işletirim. Ondan sonra 1'e 10 da verebilirim. 1'e 700 de verebilirim. Bunlar hep Hazreti Kur'an ifadesi. Bir gayri hesap da verebilirim hesapsız bir şekilde. Demek ki sadaka kültürünü de bitirmiş oluyor böyle. Ve aynı zamanda borç kültürünü de ortadan kaldırmış oluyor. Yani kimse kimseye de borç vermemiş oluyor. Eşittir kullar bencil olmuş oluyor bundan dolayı. Eşittir bunların en son noktasında ne oluyor? Dediğimiz gibi psikoloji, intiharlar eşittir kulların imansız ölmesi. Niye bu kadar uzun uzun anlattım? Biliyor musunuz? Çok önemli hocam. Önemli çünkü çok önemli. Sistem deccaliyet için hizmet ediyor. Hani metaverse'ten başladık, sanal alem dedik, sanal bir evren dedik, sanal paradan girdik. Bunları anlatmaya çalıştık. En son altın vuruş nereye hizmet ediyor? Kimin daha çabuk gelmesi için çalışıyorlar? Burayı düşünmek lazım değil mi? Deccal'in gelmesini öne almaya çalışıyorlar şeytani olarak. Hani Mustafa abimizin bir videosu var ya, şeytanı takdir ediyorum. Bu kelimeyi de kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Niye? Şeytanı övmek için değil bu. Şeytan olmasına rağmen, hak olmamasına rağmen, batıl olmasına rağmen, davasına o kadar sadık ki, bizim gibi zayıf ve zavallı Müslümanlar hiçbir şey yapmadan, sadece oturduğumuz yerden şeytana beddua ve lanet ediyoruz ki, hani tırnak içinde söyleyeyim herhalde, İblis de viskisini almıştır, gülerek bizi izliyordur. Hani belki bir tabir yanlış oldu ama hakkını helal etsin kardeşlerimiz. Bize gülerek adeta bu şekilde kendi işini yapmaya devam ediyor. Bir de şu var, deccaliyet dedik ya, onlar deccal ve deccaliyet sistemi için çalışırken biz Müslüman olarak veya mümin olarak veya mümin olmak için hani gayret edenler diyelim, hepsini de içine alalım. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şu. Hocam acaba Mehdi Aleyhisselam ne zaman çıkacak? Mehdi Aleyhisselam geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek? Bakın altta hiçbir çalışma yok. Şeytan öyle mi yapıyor iblis? İblisin yapmış olduğu şey şu. Onlar gayret ederek Deccal'in gelmesi için bir hazırlık yapıyor. Biz sadece Mehdi Aleyhisselam'ın tarihini sorarak hiçbir çalışma yapmadan bekliyoruz. Peki soralım. Diyelim ki yarın Mehdi Aleyhisselam gelecek. Hani oldu ya tevafuk ya. Öyle söyleyelim. Tarihi de belli oldu. Yarın gelecek. Peki Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ne diyeceğiz? Vallahi işte biz hep seni bekledik. Dört gözden bekliyorduk. Yollarını gözledik ama hiçbir çalışma yapmadık. Mehdi Aleyhisselam gelirse yani herhalde ilk önce bizi tartaklar diye düşünüyorum. Bize hesap sorar ciddi manada diye düşünüyorum. Çalışmadığımız için. Ya da kullar ebabil kuşlarını mı bekliyorlar gelsinler diye. Gelirse herhalde ilk önce bizi taşlar. Böyle düşünüyorum. Mehdi Aleyhisselam ne zaman geleceği çok önemli değil. Zamanın mehdicikleri bizler olabiliriz. Bunu yanlış anlamasın kardeşlerimiz. Eğer sen Allah-u Teala'ya, Efendimiz Aleyhisselam'a ve İslamiyet'in içindeki kaidelere ve kurallara hizmet ediyorsan,
Rabbime aşıksan, Efendimiz'e söz verdiysen, Allah dostlarını da seviyorsan, bu uğurda da alın teri dökmeye çalışıyorsan, gerçek manada bir şeyler yapmaya çalışıyorsan, o zaman sen bu zamanın mehdiciysin. O tarafa onun gelmesi için bir şey hazırlıyorsun demektir. Burası önemli değil mi sizce? Yani bunu da Efendimizin hadisiyle desteklemek istiyorum. Biri geliyor Efendimizin yanına. Metessa'atu ya Resulallah. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Yani bizim sorumuzdan aynı. Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Efendimiz ona tarih falan vermedi. Dedi ki sen kıyamet için ne hazırladın? Mehdi Aleyhisselam'ı soran kardeşlerimize de diyoruz ki, ilk önce kendime söylüyorum. Sonra da nacizane, ya bana da lazım bu söylediğiniz diyen kardeşlerimize söylüyorum aslında. Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek diyenlere Efendimizin bu hadisinden bir örnek vererek, biz Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için ne hazırladık? Yani son noktayı da zaten bu soruyu da böyle bitirelim. Buraya bir şey daha eklemek istiyorum hocam. Bir de bu Bitcoin veya bu tarz kazanımların gençleri ciddi derecede tembelliğe ettiği var. Yani gençler, herkes şu an kolay para kazanıp, tamam hocam, hayatını kurtarma peşinde. Ama dediğin gibi burada hem ruhsal olarak ciddi çöküntüler yaşıyorlar ve aileler arasında çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Çok yakın bir arkadaşımdan biliyorum. 15 senelik bir kazanımını birkaç ay içerisinde hep kaybetti. Ondan sonra aile içinde çok ciddi sıkıntılar oldu. Allah bütün ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun diyelim. Amin. Aklederek bu konulardan kurtulmayı cümlemize nasip etsin hocam. Amin inşallah. Hocam bir diğer soruyu da arkadaşımız demiş ki, istihare nasıl olur? İstihare nasıl olur? İstihare dediğimiz manevi bir astral seyahat midir? Kimler yapabilir? Özel bir eğitim mi? Eğitim ile mi oluyor? İstihare ile önceden kaderi görmek var mı? Eğer böyle oluyorsa, geleceği görmek oluyorsa, yoksa da bu farklı bir olay mıdır diye sormuş kardeşimiz. Şimdi istihare nasıl olur? İstiharenin birçok, daha önce de kısa kısa anlattık ama bir daha anlatalım kardeşlerimize Allah rızası için. İstiharenin birçok kısımları var. Şimdi bir kul istihare yapmak istiyorsa, zaten az önce de hani duadan falan bahsettik ya, bunlar da hep istiharenin içine giren şeyler. Hep Rabbine müracaat etmiyor musun? Yani ibadetlerin bütün ekserinde Allah-u Teala yok mu? Kastımız onun rızası değil mi? Eğer örnek veriyorum, dua ettiğinde bu kul istihare yaptı desek yalan olur mu? Allah-u Teala'yı bu kul zikrediyor dediğimizde yalan olur mu? Olmaz. Veya bu kul zekatını tam veriyor Allah'ın rızası için. Çünkü hep Rabbinin uğrunda doğru hareketler yapıyor. Buradaki kardeşimizin istihare cevabı şu. Şimdi bir kul Müslüman, ilk önce güzel bir gusül abdesti alması lazım. Sonra iki rekat veya daha fazla da kılabilir. Bir tevbe namazı. Tabii tevbe namazını da nasıl söyleyelim? Hani böyle bütün çaresizliğin içinde kaldığınızı düşünün. İmkansızlığın içinde kaldığınızı düşünün bütün alanlarda. Tek gideceğiniz veya düşünün o gün çok aç kaldınız, hiçbir şey bulamadınız. Allah-u Teala'dan hani Rabbim karnım çok acıktı, bana ekmek lazım diyorsun yani, öyle anlatalım. Oradaki Rabbime yönelmesi ne kadar samimiyse Allah-u Teala'ya bu şekilde bir tevbe namazı kıldıktan sonra bütün ümmet adına niyet edelim, gayret edelim. Sonra iki rekat istihare namazı da kılabilir mi? Hadis-i şeriflerde geçiyor, böyle kılabilir. Tabii bunun birinci kısmı şu. Diyelim ki hani en çok sorulan sorulardan örnek verelim. İşte evlenmek istiyorum, bu hayırlı mıdır, değil midir? Evet. Bu arada niyet ettin, duasını da okudun. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Oraya girmiyorum bilerek. Duasını ettiğinde böyle gönlünde bir açılma olur ya. Hani böyle bir rahatlık olur. Evet, aradığımı buldun dersin ya. Eğer kalbine, bak, nefsine demiyorum, aklına demiyorum, kalbine, gönlüne bu şekilde bir esenlik gelirse, buradan anla ki kalp yanılmaz. Buradaki senin için hayırlıdır. Birinci kısa cevabı bu. İkincisi nasıl olabilir? Kul yatar. Yine abdestli yatar. Kelime-i tevhidi söyleyerek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, ki sabaha kadar da Müslüman ya, uyanık olacağız. Sabaha kadar bütün zerrelerimiz zikretsin Allah-u Teala'yı. O arada rüyasında ilk etapta göremeyebilir. 2, 3, 4, 5, 10, 20 alana kadar. Ya hani bazen yolda geçiyoruz ya, isterse bazen dilenciler hani peşimize takılıyor. Ya bakıyorum 15 dakika yürüyorum hala peşimde. Ne kadar ısrarcı. Israr ederek, devam ederek ve oradaki tevbe namazına da devam ederek, bunları yaparak, diyelim ki Rabbim sana gösterdi. Ama Rabbine de şöyle dua et. Şimdi Rabbimin ilminin sınırı yok ki.
Rabbim benim IQ'm biraz düşük. Biraz acındırman lazım Rabbine karşı kendini. Ben zayıfım, ben acizim. Her şeyi en iyi bilen sensin, yaratan sensin. Dilediğine dilediğini veren sensin. Yani Efendimizin duası da şöyle ya. Allahümme la mani'a lime ataite ve la mu'tiye lime men'ate. Ya Rabbi senin verdiğine kimse mani olamaz. Senin mani olduğuna da kimse veremez. Yani böyle bu incelikleri de yakalayarak Allah-u Teala'ya bir naz edelim. Hani böyle bir boyun eğelim ki Rabbim de bize acısın. Zaten hep merhamet ediyor da. İşte buna devam ettiğinde benim IQ'me göre, benim anlayacağım şekle göre göster. Yani düşünün, istihare yaptınız. Örnek veriyorum. Ormandasınız. Aslanlar, sırtlanlar size saldırıyor. Yani buradan çok basit anlayabilir. Bu senin için hayırlı değil. Veya bir daha yaptın. Yine bu sefer kendini kapalı simsiyah mağaranın içinde gördün. Hep olumsuzluk ya. Veya örnek veriyorum, olumlu nasıl olur? Düşünsenize, gül bahçelerinin içindesiniz. Olur. Böyle işte kelebekler geliyor, omuzunuza falan konuyor. Böyle çok, sanki biraz hayal gibi bir şeyler anlatıyoruz. Yok. Yani biraz dinleyen kardeşlerimizin ufkunu açmak istiyorum bundan alakalı. Yani zor şeyler değil. Ferah kalkması. Tabii ferah kalkması gibi. Veya düşünsenize, oturmuşsunuz. Eliniz başınızın önünde, böyle suratınız asık, kendinizi gördünüz. Bilin ki olumsuz. Veya kişinin kendisini de görebilirsiniz. Farklı bir aşamalarda olumsuzluk yönünde. Bu şekilde de istihare yaptığında kul Rabbinden cevabını alır. Orada birkaç soru daha vardı sanki. Onlara da bir hepsine cevap verelim. Tabii hocam. İstihareyle alakalı ben şimdi bir Mustafa hocamızın anlatmış olduğu bir kıssa vardı. Onu ben anlatayım orada hocam. Kardeşimizden bir tanesi geliyor. Başka bir yere istihare yaptırıyor. İstiharede de bir iş kuracak ve işin akabinde de onun için istihare yaptırıyor. İstiharede bir zat çıkmış sele veriyor. Ondan sonra hocama diyor ki senin istiharen çok hayırlı diyor ya. Sele veriliyordu diyor. Şahıs içi açıyor, bir süre sonra batıyor. Battıktan sonra tabii Mustafa abi bize ulaşıyor. Diyor ki ya böyle ben istiharede yaptırdım ama sele veriliyordu diyor. Meğerse adam batacakmış, adamın selesi veriliyormuş. Yani istihareyi de doğru yorumlamak da önemli. Aslında bildiğiniz gibi kendi gayret ederse 1, 2, 3, 5 neyse alana kadar tabiri caizse taraf uyanarak da Rabbim zaten bildiriyor hocam. Allah razı olsun. Tamam. Aslında bu sorunun içinde başka bir soru daha vardı hocam. Onu evet. Da ben size şey yapmak istiyorum. Özel bir eğitim ile mi olur demiş. Şimdi bu istihare özel bir eğitim derken, hani konunun başında da bir şey söyledik ya. Ya zaten her kul Rabbi ile istihare yapması lazım. Bu ilk kısmını anlattık. Tabii burada herhalde kardeşimiz hal ilmine göre birçok konuları anlattığımız için buradaki Rabbim böyle birçok kullarına özel yetki verebiliyor. Bazısı manevi bir penceresi, manevi bir hattı olduğu için sorup nokta atışı 30 saniyede bilgisini alıyor. Bu da Allah-u Teala'nın kula bir ikramıdır. Kulun manevi hattının olması, soyunda işte birçok bağlantılarının olması veya bir Allah dostunun yani onun yaşantısına bakmış vesaire, sevmiş, hani el bebek gül bebek hep takip etmiş uzaktan. Sonra demiş ki ben bunu talebe olarak alayım, yetiştireyim diye bu şekilde düşünebilir. Yani anlık istihare manevi hattı olması lazım kul bunu yapabilmesi için. Ama onun dışında hani sorunun içinde şu da vardı. Özel bir eğitimle mi oluyor? Yani biz zaten bununla alakalı bir eğitim vermiyoruz. Bütün eğitimlerimiz sosyal medya platformlarında algılayabildiğimiz, anlayabildiğimiz konuları hal penceresine göre değerlendirip zaten kullara ulaştırmış oluyoruz biz. İstihare ile önceden kaderi görmek var mı? Eğer öyle oluyorsa geleceği görmek oluyor. Yoksa da bu farklı bir olay mıdır diye sormuş kardeşimiz. Bu soruyu tamamlayalım hocam. Şimdi istiharede zaten örnek veriyorum. İstihare yaptığımızda az önce örnek verdim ya, biriyle evlenecek. Bu ileriyi görmek olmuyor mu? Daha yaşamamışsın, evlenmemişsin. Bundan alakalı Rabbim dilediği kulağını, dilediğini gösterir. Bakın şimdi burada çıkmazımız şu aslında. Şimdi gayb konusu da böyle, şefaat konusu da böyle. Yani kaderi Rabbim bütün incelikleriyle biliyor da ama bildirmeyeceğim demiyor ki. Örnek vereyim, hani bir tane örnek daha iyi anlaşılsın. Mesela gaybı sadece Allah bilir, doğru mu? Bunu zaten herkes biliyor. Buna itiraz edecek bir konu yok ki. Çünkü her şeyin menbaası Rabbim'de olduğu için burada bir problem yok. Ama iş, dilerse Rabbim kullarına gaybı da bildirebilir mi? Bu Rabbimin yetkisiyle alakalı bir şey. Rabbim birine de izin verdiyse, yani Rabbimize itiraz mı edeceğiz?
Örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Bakın iki ayet okuyacağım. İkisi farklı. Aynı konu üzerine ama farklı açılımları var. Bismillah. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ilek. Birincisi de şu. وَعِنْدَهُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُمْ Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır, onu ancak o bilir. Tamam. Şimdi bu ayete sadece yalın olarak odaklandığımızda bu ayete göre cevap vermiş oluruz. Bakın başka ayette de تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهَا اِلَيْكَ Habibim, bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Şimdi iki ayeti birleştirince Allah Teala dilediğine de gaybı bildiriyor, çıkmış oluyor zaten. Hani istihare de böyle. Sadece bunu örnek olarak anlatmak istedim nacizane. Hocam son bir cümle daha alalım bu konularla alakalı sizden inşallah. Şimdi Allah razı olsun kardeşlerimize son derece teşekkür ediyorum. Her zaman da vurguluyoruz ya. Şu an sosyal medyadan evlerine misafir oluyoruz. Bu konularla da gönüllerine misafir olmuş oluyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadaki şimdi birçok yorumlara da baktığımız için shorts videolar yayınlanıyor. Haliyle sadece shorts videosunu izleyince konu biraz belki kapalı kalabiliyor. Shorts videoların altında o konuyla alakalı, bütünüyle alakalı sohbetin linki de var. Kardeşlerimiz shorts videosunu izlediğinde kafasına bir şey takıldığında bütününü de izlesin. Sonra aklında bir soru veya soru işareti varsa bunlarla alakalı yorumlar kısmına yazarsa nacizane gayret etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Her birine gücümüzün yettiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Böyle olursa daha isabetli olur. Tabii burası da çok önemli. Allah rızası için bunu da söylemek istiyorum. Kul eğer güzel, nezih bir dille kötü sözler kullanmadan buradaki yorumlara kafasına takılanı yazarsa bunların hepsine zaten cevap veriyoruz. Ama ön yargı, kötü sözler veya kötü düşünceler bu şekilde. Tabii hepsini hakkımızı helal ediyoruz. Onu kastetmiyorum. Evet, evet. Ama hani biraz daha bunlara da detaylı bir şekilde bakarlarsa ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklar. Bütün sosyal medya platformundaki olan işte YouTube'dur, Twitter'dır, Instagram'dır, Facebook'tur gibi neler varsa Spotify ki kara kutumuz, inci mercan bütün hazineler orada. Dinleyip oradan istifade etsinler ama sadece kendileri istifade etmesin. Yani onun da sadakasını versinler, başka kullara da ulaştırsınlar. Birçok ümmetin ve kulların düzelmesine böylece vesile olmuş olabilirler. Allah razı olsun. Biz de Enes Hocam işte bu yayını sonlandırmadan önce yine sorulara devam edeceğiz inşallah. Bizim buradaki gayemiz dediğimiz gibi ümmeti Muhammed'e faydalı olmak. Kimseden bir şey beklememiz, bir beklentimiz yok. Hani Mustafa Hocamızın da öğretisi doğrultusunda bir kulu kurtarabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Allah rızası için herkes anlamaya gayret etsin. Anlayıp diğerleriyle paylaşmaya gayret etsin. Dediğiniz gibi az önceki konuda bahsettiğiniz bir domino taşıyla bir sürü şey yıkılıyorsa belki bir kişinin düzelmesiyle birçok şey düzelecektir. Allah razı olsun diyoruz. Tekrar devam edeceğiz.